Dostlar, hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Balık burçlarıyla başlıyorum. Bugün Jüpiter günü. Balık burçlarını yorumlayacağım. Hemen bitiminde de sevgili yaylara geçeceğim arkadaşlar. Yeni takibi alan tüm dostlarım için teşekkür ediyorum. Ve hakkımızda eski videolarımızı izleyebilirsiniz. Artık yavaş yavaş bizim hakkımızda bilgi edinmeye başladınız. Çünkü arkadaşlar, her burcun günü ayrıdır. Ben de mesela balık burçlarını Jüpiter'in etkisinde olduğu için ona biz müşteri yıldızı diyoruz. Her Perşembe günleri balık burçlarının yorumlarını yapıyorum Allah'ın izniyle. Şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Neler bekliyor sizleri? Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine kezzabu bi ayetina senestedricihum min haysu la yalemune. Türkçe anlamı şöyledir arkadaşlar. Araf suresi 181. ayet söyledim. Ayetlerimizi yalanlayanları bilmeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba yönlendireceğiz buyurmaktadır arkadaşlar. Neden yavaş yavaş? Çünkü belki de imana gelir diye Rabbimiz, yani hak yolundan ayrılmayasınız diye bunları bizlere anlatıyor ve hayırlısıyla arkadaşlar, Yıldızname'mizin Türkçesine baktığımızda Caferi Sadık buyurur ki: "Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi. Hak Teala hacetini yerine getirdi. Ama sen dile ki sabır ile bağlı kapılar açılsın. Bir hayır işitip memnun olacaksın. Muradına ereceksin. Ama kendini günah ve haramdan sakın. Yoksa helak olursun. Ama müjdeler olsun ki çok menfaat görüp maksuduna erişsin inşallah Allah Teala." Arkadaşlar, günahlarımızdan tövbe etmemiz, sakınmamız anlatılıyor burada ve bir dileğimizin yerine geleceğini söyleyebilirim. Bu aralar arkadaşlar, gözümüze sanki bir perde inmiş gibi, yanlışı doğru, doğruyu yanlış bilebiliriz. Balık burçları böyle bir durumda söz konusu. Çok hayırlar işlediğinizi görüyorum. Çok çok büyük bir sevaplar alacaksınız Allah'ın izniyle sevgili arkadaşlar. Rabbani işler yapıyorsunuz ve pek çok balık burcu merhametinden dolayı hayvan dostlarına veriyor, yakınlarına veriyor. Arkadaşlar, alkol müptelası ya da dedikodu müptelası, iblisin yolundan giden bir insandan uzak durun. Şu an senin başında bir boran var ve bu boranın sebebi Allah'a böyle ibadet etmeyen, Allah'ı böyle ayetlerini çiğneyen günahkar bir insan var etrafında. Bundan uzak dur. Her kimse, her kimse, kocan da olsa, evladın da olsa uzak dur diyorum arkadaşlar. Uzak durun, çünkü hayırlar senden uzaklaşmaya başlamış bazı konularda. Bir de yön bulmakta zorluk çekiyorsun. Bir konuyla ilgili yön bulmakta zorluk çekiyorsun. Yönünü değiştireceğini bilmediğin bir şeyi öğrenmiş olacaksın arkadaşlar. Bir sırrı öğreniyorsun sevgili balık burcu. Şimdi bir bilgiler toplanıp bir şeylere veriliyor. Bir evrak toplanıyor bir şekilde. Bir resmi evrak veriliyor arkadaşlar, dağıtılıyor ve gerçekten çok iyi olacak, sonu hayırlı gelecek. Bir yöneltilme var, bir yerden bir yere yöneltiliyorsunuz ve de böyle bir buyurgan birisi çok etrafta, yani kötü ün yapmış olabilir, diktatörlüğüyle ün yapmış birisi, etrafında birisi, patron figürü, aileden biri olabilir arkadaşlar. Yani ettiklerini çekecek, onu söylüyorum. Sıkıntılı süreçlerinin sona ereceğini söyleyebilirim. Olgun yaşta bir erkek arkadaşlar, çok kahır çekmiş, çok güçlük çekmiş ama hala azametini koruyan bir adam. Hayatta çok mücadele etmiş bir adam, orta yaş üzeri birisi. Kapını çalıyor, geliyor, dertleşiyorsunuz, konuşuyorsunuz ya da sen onunla bir yerde buluşuyorsun. Bir işinizi çözecek arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Yani bir başlangıçlar yapacağınızı görüyorum. Kesinlikle bu başlangıçlar sizin için çok hayırlı olacak sevgili arkadaşım. Ve bir konu üzerine yoğunlaştığınızı görüyorum.
Balık burçları yoğunlaştığınız her neyse Rabbimin izniyle hayırlarla sonuçlanacak. Orta derecede gelir sahibi, orta derecede eğitim sahibi olmuş birisinin önüne bir fırsat sel gibi akıp gelecek. Bunu değerlendirsin. Sen olabilirsin, yakın olabilir ve gerçekten hem de bir öğretim üyesi gibi olma, bir üniversitede ders verme gibi bir şeyler sizin önünüze serilecek efendim. Bunu da kıymetle göze alın. Şimdi bazı anlamlandıramadığınız işler var. Yani bir şeyleri çözmeye çalışıyorsun, bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorsun fakat bir türlü bir şeyleri okuyamıyorsun, çözemiyorsun. Çözeceksin yakın zamanda. Sıkıntıların, üzüntülerin gideceğini söyleyebilirim. Nalan, Nazan ya da işte Tufan gibi bir isim ya da bilmem adı soyadında N harfi olan, N veya M harfi olan adında soyadında birisine arkadaşlar böyle bir fırsat gelecek, duaları duyulmuş diyor, yardım gelecek, eğitim konusunda bir sertifika alabilir, bir şeyleri yoluna koyacağını görüyorum. Arkadaşlar bir de bir düşmanınızın bir yerden bir yere çekip gideceğini söyleyebilirim. Bir düşmanından kurtuluyorsun. Eğer kurtulamayan varsa, bakınız kurtulamayan varsa harabe size bir ritüel anlatayım. Harabe olmuş bir yerden bir avuç toprak alacaksınız. Harabeye dönmüş bir yer olabilir. Yıkılmış bir ev falan. Artık nereden bulursanız ben nereden bulurum diye bana da sormayın. Yani artık onu da sormayın yani. Neyse, harabeden bir toprak alacaksınız, bir avuç. Üzerinde 70 tane tebbet okuyacaksınız. 170 tane de kafirun okuyacaksınız. 70 tebbet, 170 de kafirun okuyacaksınız. Gitmesi gereken kişilerin adlarını tek tek söyleyeceksiniz. O tarafa doğru sol elinizle atacaksınız. İster bir evin önüne atın, ister iş yerinden gitmesini istiyorsanız kapının önüne atın. Bu durmaz gider arkadaşlar. Ama başta da söyledim. Her şeyin bir zamanı var. Sen yaptın bu ritüeli, o işleme girecek, merak etme. Kimi diyor ki hemen olsun, hemen olsun, hemen olsun. Ya bazıların hemen oluyor, yıldızlar uyumlu. Bazıları da uyumu bekliyor. Felekler durmuyor yani gökyüzünde arkadaşlar. Yeryüzünde de durmuyor yani, hiçbir şey durmuyor. Ya sen ki şu anda sana gelmemiş, bir bakıyorsun o tekerlek dönüyor dönüyor, o felek senin ritüelinin yanına gelir, şak bakarsın 3 ay sonra gider, bakarsın 2 ay sonra gider, ama gider gider, inanarak yaparsan gider. Bir düşmanın gidecek efendim. Şimdi rüyanızda gördüğünüz bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Rüyalarınızı yazın bu ara, rüyalardan mesaj alıyorsun bir. İkincisi, her ne soruyorsan cevabını alıyorsun rüyalarda ve de rüyaların çok hayırlara çıkıyor sevgili balık burcu. Ve tekrar tekrar belki aynı rüyayı görüyorsun ama bu rüyalar sana hayır getirecek, hayırlı olacak diyor. Arkadaşlar mucizeleri tatmanıza az kalmış gerçekten. Mertebeye yükseleceğinizi, yani 7 sayısı veriyor. Bu hafta uğurlu sayınız 7. Zaten ebediyen. Sevgili balık burçları, sizin ebediyen. Her zaman uğurlu sayınız 7 de bu hafta 7 7 7 yani. Bunu dinleyin gerçekten. Evet, mertebe bakımından kıymetlidir diyor. Bakınız, göstermek istiyorum. Ya ben söylememiştim arkadaşlar. 7 7 bakınız. Görüyor musunuz? Mertebeniz yükselecek. Mertebe bakımından 7 7 7 çarpılıyor, bölüyor, bölünüyor. Hani bunu şimdi çok moda numeroloji, ben de kullanıyorum. Bakınız 7 7 7 şurada okutmak istiyorum. Nerede arkadaşlar? Yakınlaştırdım. Ha, şurası. Görüyor musunuz? Mucize. Şöyle tutayım, dur. Herhalde geliyordu. Ben şimdi arka kamerayla çektiğim için yani görüldü mü görülmedi mi bilmiyorum. Ön kamera sorun değil ama ön kamerada da bulanık çıkıyor. Ben dedim bir şu net görsünler ya, bizim balık burçları. Onlar böyle net görmeye alışkınlar. Çünkü artık bulanık sudan çıktınız balıklar. Artık sırları öğrendiniz ya da öğreneceksiniz. Ama ben size söyleyeyim, çifter çifter kısmetiniz geliyor. Birer ikişer
bütün engeller kalkıyor. Özellikle hava gruplarına diyorum, bakınız. Hava gruplarıyla. Balık kova, balık ikizler, balık ondan sonra terazi ilişkilerinde yol alma, yol kat etme ve hiç de mütevazi olamayacaksınız. Gerçekten çok ileri adımlar atacaksınız. Bir konu üzeri, deminden beri söylüyorum arkadaşlar, bir konu üzerine düşünüyorsunuz ve bereket istiyorsunuz arkadaşlar. Pek çok dostum bereket istiyor. Bereket kapınıza gelecek. Merak etmeyin. Ve de hamilelik bekliyorum. Pek çok balık burcunda hamilelik haberleri alacaksınız arkadaşlar. Bir de bir süre veriyor. Süre de şöyle arkadaşlar. Bir hastalıktan kurtulmak için, ameliyattan kurtulmak için, ameliyat olmak için falan, ya da siz ya da yakınınız, süre veriyor. Bu süre zarfında %100 iyileşeceksiniz diyor arkadaşlar. Bir konuya yoğunlaştığınızı görüyorum Allah'ın izniyle. Evet. Kadersel döngülerin yaşanacağını. Evet. Ayaklarla ilgili bir sorun çözülüyor arkadaşlar. Ayaklarda bir sorun olabilir. Tevekkelsiniz. Tevekkül edeceksiniz. Yani şükürler ettiğinizi görüyorum. Evet. Yengeç burçlarıyla sıkıntı yaşanabilir bu ara. Balık burçları. Yengeçlerle sosyal anlamda veya ailevi anlamda sorunlar yaşanabilir. Dikkatli olun. Yengecin kıskançlığından Allah muhafaza. Yengeçler sizi çok kıskanacak. Arkadaşlar şimdi yengeçler beni izliyorsa eyvah, ben çöktüm, bittim. Yengeçler biraz kıskanç olur. Pazartesiydi arkadaşlar yengeçler. Yani sizin yengeçleriniz kıskanç. Balık burcu. Her yengeci demiyorum. Sizin yani yengeçlerin fesat çıkartması, haset olması çok yakın. Birinin gönlünü fethetmek istiyorsun. Platonik aşkın var diyelim. Bakınız. Platonik aşklara sözüm. Gerçekleşecek. Gerçekten birinin gönlünü kazanmayı başarıyorsun. Ama az bir süre geçer, ama çok bir süre geçer. 12 sayısını verdi. 12 gün, 12 hafta veriyor. Ya da bir ayın 12'sinde, yani bu Kasım ayı olabilir, Aralık ayı olabilir. 12'sinde karşılıklı konuşma fırsatı bulacaksın. Ve kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olacak sevgili dostum. Düşmanlarının kahhar ismiyle kahrolduğu ve senin şifalandığın... Zamanını çok güzel yetiştirdim. Bakın zaman herkes yetiştiremiyor arkadaşlar. Bu aralar Satürn'ün bir durumundan dolayı bazen yavaş, bazen retro böyle gidiyoruz işte. Bazı gezegenlerin durumundan dolayı retrolarda Mars retrosu da var. Satürn Kova'da Mars retrosuyla uyumlu olduğu için onu sürüklüyor peşinden. Yani Mars retrosu Satürn'ü sürüklüyor. Zamanı yetiştirmekte o kadar çok zorluk çekiyorsunuz ki. Özellikle hiç bilmediğiniz aniden küt önünüze çıkan şeyler var. Ama siz balık burçlarına diyorum, zamanı iyi yönetmeyi öğrenmişsiniz. Bir iki aydır böyle sıkıntı çekmişsiniz. Şimdi iyi yönetmeyi öğrenmişsiniz. Bir imtihana gireceksiniz. Kazanacaksınız. Başka türlü olmaz. Bir balık mutlaka kazanır. Çünkü hayalleri vardır. Hayalleri mutlaka gerçekleşir. Arkadaşlar size bir tüyo vereyim balık burçları ile ilgili. Balık burçları hayaller gezegeni Neptün'ün etkisindedir. Ama ben klasik astrolojide baktığım için Jüpiter'le bakıyorum. Biraz kafanız karışabilir. Yani İslam astrolojisinin olduğu dönemde daha Neptün keşfedilmemiş. Hani Trans-Neptün gezegenler derler ya astrolojide, ben astroloji eğitimi aldım için söyleyeyim. Neptün ötesi. Yani bunlar daha sonraki yüzyıllarda keşfedildiği için, Uranüs de öyle, Neptün de öyle arkadaşlar. Bunlar hem de nasıl diyeyim, yavaş hareket ettikleri için nesilleri etkilerler. Ben şunu söylemek istiyorum. Her zaman hayalleri vardır balık burçlarının. Onların imtihanları, hayallerini gerçekleştirmek üzere dünyaya gelirler. Dünyadaki vazifeniz bu arkadaşlar. Hiç kaçamazsınız bundan. O yüzden tembellik edip bir köşeye çekilenler depresyona girer.
Eğer tembellik etmeyip yavaş yavaş gayret edip yavaş 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 iki adım atıp yavaş yavaş bir iki basamak yükselenler ondan sonra hayallerinin hızla gerçekleştirdiğini göreceklerdir. Genç yaştaysanız, ileri yaştaysanız, hangi yaşta olursan ol, asla pes etme sevgili balık burcu arkadaşım. Hazır mısın? Böyle kenetleneceksin. Kesinlikle. Her dostluklara kenetleneceksin ve düşmanların ayağının altına ala ala basamak çıka çıka başın göğe erecek. Evet, başımız göğe ersin arkadaşlar. Ne demek? Hak Teala dediklerimizi duysun ve bizi onurlandırsın demek. Ve ne dileğiniz varsa Rabbimi adınızla uyumlu dilekleriniz, ruhunuzla uyumlu dilekleriniz hayatınıza anlam katsın. Nurani bir ışık gibi parlayın inşallah. Hayalleriniz gerçekleşmek üzere sizi bekliyor. Al ve kabul et sevgili balık burcu arkadaşım. Öpüyorum, seviyorum hepinizi. Hoşça kalın, dostça kalın.